Sevgili izleyenler, Söz Milletin programında bugün sokaktaki vatandaşlarımıza teknolojiyi soracağız. Bakalım vatandaşlarımız teknolojiyi ne kadar kullanıyormuş, teknoloji vatandaşlarımıza yararlı mı yoksa zararlı mı? Hep birlikte izleyelim, görelim. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Adım Nadir. Nadir Bey, teknolojiyle aranız iyi mi? Hayır, hiç anlamam teknolojiden. Peki ne düşünüyorsunuz? Teknoloji şu anda gelişiyor mu? Neden kullanmıyorsunuz? Valla teknoloji artık yeni yetişenlerin. Bizden geçmiş artık. Yani sosyal medya veya bir bilgi. Yok öyle bir şeyler. Hiç alakam yok. Peki sizce teknoloji güzel bir şey mi? İyi kullanana iyi. Kullanmasını bilmeyene başına bela. İyi nasıl kullanılır teknoloji? Sizden dinleyelim birbirimizden. Birbirimizden teknoloji nasıl kullanılır? Ben bildiğim teknoloji geleceğini büyüklerine, yani ülkene saygılı bir şey yapıyorsan iyi. Ama bunları aksini kullanıyorsan maalesef her yerde kötü. Peki aksi nasıl kullanılıyor? Teknoloji nasıl kötü kullanılır? Böyle sorayım. Öyle fazla derine girmeyeyim. Anlamıyorum ben o işlerden. Teknoloji hiç kullanmıyoruz. Peki tamam. Merhabalar, size soralım. Merhaba. İsminiz nedir? Yakup. Yakup Bey, teknolojiyle aranız nasıl? Teknoloji günümüzde ne durumda? Vallahi teknoloji olarak baktığın zaman şu anda bayağı bir ilerleme var ya teknolojide, mesela telefonlar olsun. Mesela yeni çıkan şeyler. Siz teknolojiyi takip ediyor musunuz? Bazen ediyorum yani. Yeni çıkan telefonlar, televizyonlarda ediyorum. Peki teknolojiyi ne amaçla kullanıyorsunuz? Nasıl kullanılırsa daha güzel olur. Ya şimdi normal teknoloji ama mesela baktığınız zaman şu anda telefonlarda insanlar sevdiklerini arayabiliyor. Eskiden mesela teknoloji olarak telefon yoktu. Soralım hemen. Eskiden telefon yoktu. Hatırlıyor musunuz o dönemi? Telefon, bir tane postanelerde telefon vardı. O da artık ne zaman sıra gelirse alo bilmem nereye çıkar adam, alo bilmem nereye çıkar adam. Peki nasıl haberleşiyordunuz? Mektupla. Yanından giden insanlarla, gelen insanlarla. Peki soralım o zaman. Teknoloji olmasa mektupla haberleşebilir misiniz bu kadar rahat? Tabii ki. 10 gün sonra. Tabii ki. Şimdi normal... Bir ay dedi abi. Tabii ki. Şimdi sen baktığın zamanlarda teknoloji olmadığı zamanlarda bir mektupla 15 günde ya da bir ayda dayın dediği gibi geliyordu. Şimdi eskiden baktığı zaman teknoloji çıkması biraz daha kötü oldu. Neden oldu? Eskiden insanlar misafire gittiği zaman mesela ziyaret edebiliyorlardı. Şimdi teknoloji çıktığı için insanlar bile misafire gidemiyor. Bir alo demeyle bu şekilde oluyor. Teknoloji bir tarafı iyi, bir tarafı kötü yani. Peki soralım. Eskiden insanlar daha mı samimiydi? Şimdi eskiden şey yapıyorsak, şimdi için kıyaslıyorsak eskisini bulamıyoruz şimdi. Eskisini mumla arıyoruz. Sizin isminiz neydi? Senet yoktu. Herhangi bir şey yoktu. Ağızdan çıkan kelime senetti. Şimdi her şey resmileşti. Her şey resmileşti. O da artık doğru da çalışmıyor. Peki teknoloji aslında olmasaydı bir emek verilirdi ve bu emeğin bizi daha iyi hissettirirdi bu emek. Bir yere gitmek için bir misafirlik olsun, bir haberleşme olsun, daha samimiydi. Peki ne düşünüyorsunuz? Bu samimiyeti nasıl yakalayacağız? Ya şimdi şu şekilde söyleyeyim samimiyet olarak. Şimdi size bir kısa bir örnek göstereyim. Tabii teknoloji çıkması bizim için daha iyi olur. Hani insan açısından daha iyi olur. Daha güzel haberleşmeler, ulaşım yolları. Mesela burada bir arıyorsun köyüne. Mesela köyde ne olduklarını bilebiliyorsun teknoloji açısından. Ama tabii ki kötü yanı dediğim gibi, mesela insanları biraz daha soğutması teknoloji açısından. Ama tabii ki bizden sonraki nesillerde nasıl bir teknoloji çıkacak? Artık nasıl olacak bilemiyorum yani. Şimdi Nadir abim. Efendim. Bundan 20 sene önce bir icat çıkacak. Hem fotoğraf çekecek, hem yurt dışından birini arayabileceksin, hem konuşabileceksin deseler inanır mıydın? 70'lerde televizyon daha yeni yaygınlığa başladı. Ya Ankara'da bir radyo çıkacakmış. Ankara'daki insanı buradan görebilecekmişsin. Yani bu şekilde konuşuluyor. Ne hissettiniz? Böyle hiç böyle bir durum yokken bir anda televizyon, şimdi bize çok televizyon çok normal geliyor aslında ama hiç böyle bir durum yokken bir anda Ankara'daki insanı karşınızda evinizin içinde görüyorsunuz. Ne hissettiniz? Valla ne hissettim? İlkin bir şaşkınlık oluyor yani. Ondan sonra alışıyorsun gerçekten. Peki ilk hissettiğiniz, ilk izlediğinizde ne düşündünüz? İlk işte
Ya insanların daha bilinçli, daha uygar, daha bir hani bir atılımlı olduğunu hissediyorsun. Ne hissedeceksin başka ki? Peki size deseler ki televizyon var, evinizin içinde Ankara'daki adamı göreceksiniz. Orada oynayan artık oyuncuyu, haberciyi, amcamın yaşında olsaydınız, amcamın yaşadığı yılları yaşasaydınız ne düşünürdünüz? Vallahi ki televizyon için adam girmiş. Kutunun içine adam. Kutunun içine adam girmiş oynuyor derdim yani. Çünkü neden? Çünkü daha önce görmediğimiz için mesela o anki psikolojimizle yaşadığımız şeylerle derdik yani televizyonun içine adam girmiş adam oynuyor falan derdik yani. Korkardınız. Yani korkardık dediğin gibi mesela hani televizyonun içine nasıl adam girdi falan. Ben dokunurdum böyle herhalde bu gerçek mi diye. O işte dediği gibi yani o şekil yani dokunurdum yani. Peki yeni abilerimiz geldi size soralım merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Aydın. Teknolojiyi iyi bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Türkiye'de teknoloji kullanılmıyor. Neden? Altyapı olmadığından dolayı. Yani yeterli altyapı, internet altyapısı olsun, cihazlar falan mı? Siyasi. Tamamen siyasidir. Teknolojiyi o zaman nasıl kullanmak isterdiniz? Ne zaman yeterli altyapı olurdu? Nasıl olsaydı? Onu Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki kişiler karar verir. Eğer öyle bir şey olsa şimdi Doğu ve Güneydoğu'da her bir vilayette 10 tane fabrika olurdu. Bu kadar fabrika burada olmazdı. Bu insanları buraya göç etmezlerdi. Teknolojiyle fabrikanın tamam yani günümüz teknolojisiyle telefonla, sosyal ağla. Sadece teknoloji şeyden. Sanayileşme de istiyorsun. Sanayileşme tabii ki sanayileşme oldu mu teknoloji ilerlemiş demektir. Sen fabrika kurmasan, şey yapmasan teknoloji nasıl ilerleyecek? Yani Türkiye'nin aslında dört bir tarafına fabrikalar kurup orada hem insanların çalışmasını tabii. Hem iş sağlamak. İş sağlamak hem de insanların bu kadar göçe tabi tutmamak. Peki telefondan önceki dönemi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum ben. Nasıldı? Sonra elinize telefon geçtiğinde ne hissettiniz? Ya ne hissedeceksin? Telefon demek rahatlık demek. Rahatlıkla bir yere ulaşabilmek yani tamamen insanları kavuşturma. Peki size deseler ki hiç telefon yok, televizyon yok. Size deseler ki buradan ta Rize'deki bir hemşehrinizle artık Güneydoğu'daki bir hemşehrinizle telefon görüşmesi yapacaksınız. Evet. Sonra onunla konuşacaksınız. Sonra fotoğraf atacak, görüntülü konuşacaksınız sevdiklerinizle. O zaman buna inanabilir miydiniz? İnanırdım ben. Çünkü benim şeyim yüksek. Hayaliniz, hedefiniz, hayal gücü? Çok yüksek. İyi maşallah diyelim. Peki ben hayatta inanmazdım. Ben diyecekler ki bana sizin dönemin... Kendim inşaat sektöründe çalışıyorum. Bir mimardan fazla biliyorum. O yüzden benim... Alaylı olarak. Evet. Peki size soralım. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Muzaffer. Muzaffer abi değil mi size? Buyurun. Abi diyorum. Sağ ol, teşekkür. Tamam. Teknolojiyle aranız nasıl? Teknoloji yani iyi. İdare ediyoruz işte kendimizi. İdare ediyoruz işte. Nasıl idare ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz internette veya sadece internetle bağlantılı değil bu her şey teknoloji emekliyiz, artık. Emekliyiz, emekliyiz. Siz gençsiniz. Yaş kaç? Asgari ücret alıyoruz. Yaş kaç? Yaş 60. Hiç göstermiyorsunuz. Evet. İyi peki. Peki sevdiklerimizle artık çok hızlı bir şekilde haberleşebiliyoruz. Görüntülü olsun, mesajlaşma olsun birçok etkileşimde bulunabiliyoruz. Bu aslında eskiden böyle bir durum yokken insanlar bir emek harcıyordu. Evet. Bir mektup yazıyordu, bir yol gidiyordu, trene biniyordu. Evet, evet. Şimdi onlar yok. Çabucak yanlarına gidebiliyorsunuz uçakla, görüntülü evet. Arama vesaire. Bu aslında samimiyeti de birazcık bozdu mu? Vallahi ortam çok şeye gidiyor. Çok yoğun. Yani ortam böyle pahalılık aştı. Her şeyi aştı pahalılığı. Yani millet yani pahalılıktan yani ne yapacağını şaşırdı. Yani bağımlılık haline geldi. Bağımlılık haline geldi. İşte öyle. Peki çocuklarımızdan bahsedelim o zaman. Bağımlılık derken torun var mı abim? 6-7 tane var. 6-7 tane var. Peki torunlar teknolojiye çok bağımlı mı? Telefonu ellerinden uyur kadar ellerinde. Bu cevabı tahmin ediyordum. Neden?
kimisi oyun oynuyor, kimisi arkadaşına telefon ediyor, kimisi başka bir şey peşinde, bilmiyorum ya artık. Ben onları kullanamıyorum, benim telefonum bu. Alo, alo. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Ömer. Ömer, teknolojiyi nasıl kullanıyorsun, aran nasıl? Teknoloji mi? Normal olarak zaten günümüzün modası diyelim buna. Yani bir bağımlılık haline mi geldi? Tabii. Neden? Teknolojiyi nasıl söyleyeyim size? Ya işte örnek olarak telefondan vereyim. Zaten genel olarak kullanıyoruz. Çağımızın modeli. Bir organ haline geldi artık. Aynen öyle. Peki sence telefonu, sosyal medyayı, televizyonu, artık hangi günümüzde teknoloji varsa bağımlılık haline kadar getirmek iyi bir şey mi, güzel bir şey mi? Normal olarak güzel bir şey değil. Ama işte ihtiyaç meselesi. Ne ihtiyacını karşılıyorsun teknolojiyle? Aile iletişimi. En büyüğü bu. Daha demin bir amcamızla konuştum. Dedi ki eskiden dedi mektup vardı. Mektupla haberleşirdik. Biz bir ay sonra bir mektup yazıyorsun, bir ay sonra gidiyor. Şimdi saniyede. Saniye. Evet. Peki eskiden bir emek vardı. Bir çaba vardı. Konuşup. Şimdi yok. Bu biraz samimiyeti azaltmıyor mu? Samimiyeti mi? Pek zannetmiyorum. Şimdi sana diyelim ki çok yüksek bir model araba hediye ettiler. Bir de sen çalıştın, didindin, aldın o arabayı. İkisinin değeri aynı mı olur? İkisinin değeri aynı mı olur? Aynı olur diyecek şimdi. Şimdi pek bir şey diyemeyeceğim. Araba arabadır diyor. Yani sonuçta kullanılıyor. Gidiyor mu gidiyor, bitti. Peki şöyle sorayım. Hangisine daha çok değer versin, dikkat edersin? Her ikisine de. Vallahi çocuk evet. Adın ne? Ömer. Evet, Ömer şu anda teknolojiyi çok seviyor. Tabii, kim sevmez. Bağımlılık güzel bir şey teknolojiye. Aynen öyle. Her zaman kullanırım. Her zaman. Bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum teknolojiyle. Karşılıyorum. Yemeğimi, suyumu. İçiyorum, yiyorum. Nasıl teknolojiyle yemek, su içiyorsun? Şimdi kafamı karıştırdın ama olmadı bu. Tamamdır o zaman. Merhabalar, size soralım. Merhaba. İsminiz nedir? Suat benim. Yusuf Bey, nerelisiniz? Suat. Suat. Suat Bey, böyle geleyim ben. Nerelisin Suat Bey? Batmanlıyım. Batmanlısın. Teknolojiyle aran nasıl? Yani teknoloji içerisindeyim ben. Evet, gördüğüm üzere elinde de bir tablet hemen. Peki ne yapıyorsun teknolojiyle? Hayatının neresinde? Yani teknoloji hayatımızın her alanında var. Yani şu an en basit işlemlerimizi bile teknolojiyle yapıyoruz. Örneğin bankacılık olsun ya da herhangi bir yemeğe gitmek istediğimizde de internetten bakıyoruz. Güzel yemek nerede var ya da yorumlara bakıyoruz. O şekilde kararı verip gidip yemeğimizi yiyoruz. Peki yaş kaçta etti sorması? 35. 35. Ömer miydi senin adın? Evet. Suat ve Ömer. Şimdi önce Ömer sana sorayım. Bundan 50 yıl önce de yaşıyorsun. Tamam. Hiçbir teknolojik bir ürün yok. Bir tane kutu koyuyorlar evin içine. Kutunun içerisinden böyle bize bakıyorlar. Tamam. Ne hissederdin? Şoka girerdim herhalde. Büyük ihtimalle şoka girerdim. Kutunun içinden beni izliyorlar. Dokunur muydun böyle bu gerçek mi diye? Tabii ki. Kurcalardım. Ne var ne yok diye merak ediyor insan sonuçta. Her çıkan bir şeyi merak ediyorsun. Biz insanlar böyleyiz. Aslında yeni doğmuş bebekler direkt doğduğu an o televizyonu tanıyor. Aynen. Ya onlarla şimdi farkımız var. Bir anda karşımıza çıkması, bir de bebekken tanışman. Evet, aynen öyle. Peki sen televizyon izlemiyorsun, evindesin. Televizyon yok çünkü. Sohbet ediyorsun. Ertesi gün baban geliyor, evin içine bir tane kutu bırakıyor. Al diyor, bunu ben aldım diyor. O kutuyu bir açıyor. Bir adam var içinde. Yani şok olurdum aslında. Baba sen ne yaptın? Baba bu kim? Adama soru soruyorsun, cevaplamıyor, seni dinlemiyor. Peki adama dokunabiliyor musun? Adama dokunabilir misin sence o televizyonda? Televizyona dokunulmuyor ama televizyonu, yani senin şu an bahsettiğin başka bir durum. Televizyon kutu gibi değil mi? Televizyon kutu gibi ama şu şekilde, yani orada görsel olarak var yani. Hani aslında değişik bir şey. Şimdi bundan... Şimdi tabii, ama hiç yani hiç yaşanmamış bir şey. Tabii o şekilde insan hani... 50 sene öncesinden bahsediyoruz yani. Bayağı enteresan gelir. Sen nasıl yemek yiyecektin yoksa? Tabii. Sen 50 sene önce de olsaydın demek ki yaşayamazdın bu dünyada. Tabii ki yaşayamazdık. Aslında yaşardık, o zamankinin çağının şeyi de, nasıl söyleyeyim, uyumuydu. Şimdiki uyumda teknoloji tamamıyla her şey. İleride ne olur diye bir soru sorayım o zaman. İleride şimdi teknoloji bu, işte evimize geldiler, televizyonu bıraktılar, tamam telefon var, ona da tamam. Peki ileride hani nasıl bir teknoloji gelebilir ki şu anda? Bak biz de hayal edemiyoruz aslında. Onlar onu hayal edemiyordu, bizim milletimiz. Televizyonu hayal edemiyordu.
Şimdi biz de neyi hayal edemiyoruz acaba? İleride aslında ışınlanmayı isterdim yani. Evet, ışınlanma geldi. O yalnız yani hep vardı yani küçüklüğümüzden beri. Aynen, şu an yani bu sıcak havalarda ışınlanarak istediğim yere gidebilirdim yani. hep rahata düşkünüz değil mi? Tabii tamam. Bak çocuk yemeğini suyunu teknolojiden yavrum gariban. Merhaba. Peki sen neyi hayal edemezdin, onu sorayım sana. Ne olabilirdi başka? Başka ne olabilirdi? Işınlanma şimdi nasıl söyleyeyim? Moda oldu artık, herkes ışınlanıyor yani. Bir bakkala gideyim. Zaten ışınlandığımız zaman bakkal dolmaz ama. Aynen. Daha çok ne bileyim. Ya uzay tarafına keşifler. Bu tarz teknolojilere ihtiyacımız var. Bir de uzayı pisletelim değil mi? O kadar da değil. Zaten çevremiz çok pis burada. Temiz. Hayır. Hep yerleri görüyorum ben burada. Katılıyorum. Tamam, evet. Hak veriyorum size. Uzaya hiç çıkmayalım bence. Burası iyi. Burada yaşayalım. Ya teknoloji diyorsam orayı keşfetmen lazım. Bu başka bir şey. Ya da önce insanoğlu kendi temizliğini sağlasın, imanından gelen o temizlik esasını bir uygulasın, sonra uzaya çıkalım, orayı da temiz tutalım. O zaman dediğini uygulayalım, ne diyelim. Tamam, sen uzay dedin, sen de ışınlanmak dedin. Aynen, ışınlanmak. Yani dediğin gibi bundan kaç yıllar önce hani deselerdi işte bir adam bir kutunun içine çıkacak, ta dünyanın öbür tarafından onun sesini duyabileceksin. Kimse inanmazdı ama şimdi ışınlanma da olabilir. Şu an ben de inanamadım ne diyor diye hani düşünüyorum. Bir adam çıkacak diye telefondan bahsediyorsun, evet. Yani televizyondan bahsediyoruz. Yani telefon da aynı, evet, karışıyor. Artık o kadar çok var ki. Yani şimdi ışınlanma da olabilir yani. Yani olursa güzel olacak. Peki koluna bakacaksın, böyle bir adam yüzü göreceksin. Onunla konuşacaksın. Nasılsın? İyi misin? İnşallah şu an var öyle bir teknoloji. Var zaten. Yani var. Peki sana soralım. Merhabalar abim. Merhaba. Işınlanabilir misin? Anlamadım. Işınlanabilir misin? Gençler diyor ki evet. Teknoloji ileride ışınlanmayı getirir. Evet, getirir. Getirir ama 1960 senesinde ben bir konumu anlatayım sana. Tabii buyurun buyurun. 1960 senesinde biz köyde duruyoruz. Bir hocanın birisi İlker Hoca, birisi Teknisel Hoca. Bu hocalar birisi dedi ki kutunun içinde dedi insanlar oynayacak. Bak kutunun içinde. Sen de hadi canım oradan dedin. Yok, ben şimdi çocuğum ama ben bunu dinliyorum, şimdi size anlatıyorum. Size anlatıyorum. Bana dedi ki o hoca metres hocalarına, hocasına dedi ki hocam dedi kitapta yazıyor dedi. Bu dedi çıkacak dedi. İnsanlar dedi Amerika'da oynayacak, Türkiye'de izleyecek. Ve şimdi biz bunu yaşıyoruz. Bu çağı yaşıyoruz. Çocuklarımız da yaşıyor. Daha bizim torunlarımız daha başkasını başka şekilde görecek. Peki telefondan önceki dönemi hatırlıyorsunuz? Hatırlıyorum. Telefon yoktu. Nasıl haberleşiyordunuz? Haberleşmek. Şimdi köy yerinde haberleşmek şuydu. Şimdi mesela minarelerden, yüksek yerlerden haberleşme vardı. Şimdi Suat gel böyle gel. Şimdi adın neydi abi? Üzeyir. Üzeyir abi diyor ki eskiden köy yerinde bizim akrabalarımız, arkadaşlarımız haberleşmek için minareye çıkıyorlardı. Yüksek yerlere. Düşünsene çatıya çıkıyorsun, bağırıyorsun hala yemek hazır mı? Hala mesela abi saygı. Mesela evet. Bağırıyorsun. Ne diyordunuz? Şekilde. Nasıl haberleşiyorsunuz? Haberleşiyorduk. Herhangi bir şey olduğunda bile. Haber, mesela şimdi 500 metre, 1 kilometre ileriden sesen haberleşiyorduk. Ve o da onu sesi alıyordu ve yaklaşıyordu. O da depoya çıkıyordu, uzak yere çıkıyordu. O şekilde anlaşıyorduk. Şimdi çok aslında o samimiyet biraz bozuldu böyle. Evet. Bir uğraş veriyordunuz siz. Ben annemi arıyordum odadan. Evet. Annem yemek var mı diye. Evet. Şimdi annem yemek var mı diye. O da diyordu ki bana kapat telefonu, yanıma gel öyle sor. Ama ben de tepeden diyordum anne bana yemek hazırla. Ben tavarı getiriyorum. Ama sen yemeği hak etmişsin, oralara çıkmışsın. Evet, bunu diyorduk. Peki sana soralım. Ömer ne olur gel, sana soracağım bu soruyu. Hadi. Böyle gel. Ömer sen şimdi yemeğini bile telefondan alıyorsun ya hani. Minareye çıkıp ya da bir çatıya çıkıp yemek isteyebilir miydin birinden? O zaman aç kalmamız olmasaydı yapardım tabii mecburiyetten. Anne yemek. Abinin dediği gibi. Ömer şu anda bu teknoloji çağında doğduğu için çok mutlu. Evet. Diyor ki iyi ki eskiden ama doğmamışım. Ben de ondan daha mutluyum. İki sistemi gördüm. İki çağı gördüm. Bir anda değişti mi her şey? Ama değişir. Bu teknoloji zaman gelecek insanlar da uçacağına inanıyorum ben. İnsanların da uçacağına inanıyorum. Nasıl şey? Ya bu teknolojide şimdi bakıyorum arabayı uçurmaya çalıştılar geçen.
arabayı. İnsanları da uçuracaklar. Buradan gidecek insan var, uçacak gidecek. Bunu hem belki trafik azalır. Olabilir. Değil mi? Suat peki... Işınlanma dedik ya abi. Işınlanma zaten o zaman o hani uçmaktan daha hızlı. Peki uçmak mı sence, ışınlanmak mı sorusuna döndük şu anda. Nasıl? Uçmak mı, ışınlanmak mı? Işınlanmak daha güzel bence. Bence uçmak daha zevkli ya. Bence. Şimdi ışınlanmak da teknolojiye uyuyorsun ama şimdi uçmak da tamamı şöyle bir olay. Amcam yine, abim yine bir emek harcama derdinde. Yine evet. Bir emek harcayalım yok. Emek mi? Emek. Vallahi emekli olduk, harcadık. Şimdi ne diyeyim sana? Emekli olduk, harcadık. Çocuklara birisi iyi, birisi kötü, birisi sağa, birisi sola çeken vaziyette yaşıyoruz. Ama hayat şartları da bu teknolojiyi itiyor geri. Bu gerçek itiyor. Ben teknolojiyi ne itiyor? Alım gücüm yok. Teknolojiden uzak kalıyorum. Ne yapacağız şimdi? Yani teknolojiye aslında uyum sağlayabilmek istiyorsak böyle çalışacağız. Aynen. Teknolojiyi alabilmek için değil mi? Alabilmek için uyum alamıyoruz. Şimdi asgari ücret 1 milyon 600 lira emekli maaşı en düşük 1400 lira. Aldığımız parayı 1500 lira 1600 lira para alıyoruz. Bunların yetmiyor diyorsun. Yetim yok. İletişime veremiyoruz. Dünyadan mahrum kalıyoruz. Peki Üzeyir abi telefon kullanıyor musun? Kullanıyorum. Böyle sosyal medyaya da giriyor musun? Hayır efendim. Sen teknolojiyi seviyorsun. 60 liralık telefon veya 100 liralık telefon işimi görüyor. Ne yapıyorsun onunla? Alo diyorum, kapa diyorum. Alo. Fotoğraf da çekiyor galiba, evet. Yok, çekiyor ama çekmiyorum. Hiç çekmedim daha hayatımda. Daha da var mesaj yazmasını biraz şey etmem yazabilirim ama. Peki mutlu musun? Mutluyum. Peki sen teknolojiyi kullanıyorsun diye mutlu musun? Yani mutluyum yani. Aslında teknoloji kullanmak, istediğim kişiyle istediğim anda iletişime geçebilmek beni mutlu ediyor. Şimdi sevgili izleyenler, şu sebeple sordum. Üzeyir abi teknolojiyi çok kullanmıyor. Ama teknoloji gelmesinden dolayı memnun. Yani kullanmama gerek yok diyorsun. Gerek yok. Şimdi neden biliyor musun kullanmama gerek yok? Şimdi ben kullandığım zaman o teknolojiyi benim maddiyetim onu taşımıyor. Yani senin derdin bu şekilde. Ha, peki, evet. Suat da diyor ki teknolojiyi kullanıyorum ve çok mutluyum. Evet. Yani teknolojiyi kullansak da, kullanmasak da önemli olan aslında huzur, mutluluk. Arkadaşım kusura bakma, kaç tane cebinde şey var, bankamatik kartın var? Benim bir 3-4 tane var. 3-4 tane var değil mi? Ay başını buluyor musun? Yok işte zaten geçim sıkıntısı var abi yani evet. Orası bir gerçek. Evet. Teknoloji diyorsun, teknoloji ayak uyduruyoruz ama şimdi bütün borçluyuz. Senin bir insanın vücudu %70'i borçlu. Benim vücudumun %70'i borçlu bu anda. Git atla bir yana. bunun teknolojiyle borçlu olmak aslında amca haklıdır aslında. Çünkü yani şu şekilde yani teknoloji sonuçta bir mal. Eritiyor teknoloji. Şimdi eritiyor. Tamam. Uyalım ayağa. Ömer error verdi şu an. Ekonomi var ya. Ekonomi. Ekonomi. Türkiye'nin ekonomisine ayak uydurmamız için. Bugün şimdi mesela dolar fırladı gitti. Fırladı. Bu doları niye frenlenmiyor? Niye? Ya Türkiye'nin ekonomisini sen reçberi köylüyü ezersen, köylüye yardım etmezsen, köylüye ne yapacak bu? Bu vatandaş ne yapacak? Köylü üretecek, şehirli yiyecek. Atatürk ne dedi? Köylü milletin efendisidir. Gerçek köylü milletin efendisidir. Köylü olmasın amca, millet olmaz. Bizimkiler de her şeyi dışarıdan ithal ediyor. Yani biz kendimiz üretmesek sonuçta hepimiz yani burada önemli olan üretimdir. Üretim. Yani biz üretmesek sürekli dışarıdan alsak, evet. Bağımlı kalsak belli bir sonra bizim ekonomimiz batar. Şu an yani batmak üzere olduğu gibi. Peki ekonomi batmak üzere diyorsun. Doların yükseliş sebebiyle galiba bunu diyorsun. Hani doların yükseliş sebebini tamamen bence benim düşüncem tamamen her şeyden hani şu an tükettiğimiz her şeyin dışarıya bağlı olmasından dolayı. Yani ülke olarak bir üretmemiz, bir fabrikalaşma, ihracat. Bir de var ya bak şimdi mesela televizyonu açıyoruz. A kanalı, B kanalı. İki kanalın üzerinden haber dinliyoruz. Bak bu şu an kendi şimdi, haberini yapıyorsun. Ben şimdi haber yapıyorum. İki kanalda. Türkiye'de şimdi bu anda medya iki kanala çalışıyor. Bu gerçek. Şimdi A kanalı. Bunu da ben siyasi amaçla konuşmayayım da şimdi size de zararı dokunmasın, vatandaşa da dokunmasın. Şimdi Türkiye'de diyorlar ki şimdi bu anda kriz var. Kriz nerede var? Bak kriz. Bizim ekonomimiz tamamı
bugün dışa bağımlı olduğundan kriz oradan geliyor. Ne zaman dışa bağımlı olduk biz? Şimdi bak bunu 67-68'lerde çoğunlukla o dönemden başladı. Bu döneme doğru yürüdü. Geldi. Artık bunu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Bu demesi gerekiyor birisi. Dur, kendi paramızı savuralım. Kendi paramızla alışveriş edelim. Kendi paramızla yiyelim. Kendi paramızla içelim. Anacığım, başkasının parasını cebimize sokmayalım. Dolarmış, euroymuş, onları boş ver. Bizi var ya, bizim hayatımızı bitiriyor. Bizim çoluk çocuğumuzu da bitiriyor. Bitti çoluğumuz çocuğumuz da. Hayatımız da bitiyor. Ya dolarla, euroyla bizim işimiz ne ya? Türk lirası varken Türkiye'de yaşıyorsanız biz, Türkiye'de yaşıyorsanız kendi paramızla kendimiz yaşayalım. Başka parayla yaşamayalım. Kendi paramızla yaşayalım. Ben şimdi 1584 lira emekli maaşı alıyorum. Bu anda. 1584 lira. Ben çalışıyorum. Niye çalışıyorum? Emekli olduğun halde emekli niye çalışıyorum diyorsun. Niye çalışıyorum? Anladım. Sebep. Bunu devlet düşünsün ya. Bana diyecek ki kardeşim, senin evin yoksa kira yardımı ver vatandaşa. Ver. Gidiyorsun yanlış anlama Suriyelilere, basıyorsun parayı. Akşama da bankanın önünde sıra bulamıyoruz. Biz de sopa yiyoruz da Suriyelilerden. Türkiye bu şekilde geldi. Buna dur desinler, dur. Türkiye'ye dur. Dur arkadaş, sen dur. Nereye gidiyorsun? Suriyelilerden de rahatsızlığınızı dile getirdiniz. Evet, rahatsızlığım. Suriye... Ben kendi rahatsızlığım değil. Bütün milletin rahatsızlığını getiriyorum. Yani Suriye'ye dönmelerini mi istiyorsun? Ya dönmesi lazım. Bugün 3 milyon Suriyeli burada bu vatandaş hakkını yiyor. Bu hakka dur desinler. Onlar demeyecekse biz diyeceğiz. Kalan buramıza geldi diyeceğiz. Kiralara gidiyoruz. Herifler 5 kişi bir evde oturuyorlar. Kiralar çıkıyor 1,5 milyon lira. Ben alıyorum 1,5 milyar. Hadi bunun altından kalkalım. Nasıl kalkacağız? Hadi bana iş versin. 64 yaşındayım. Gece bekçiliği yapıyorum. Geçen gün şantiyeye bastılar. Bunu mu söylettirecekler sonra? Bastılar. Suriyeliler bastı. Bilmem lantoları, bentoları aldılar götürdüler. Ama ondan sonra ne yaptı? Benim maaşıma inşaatta maaşımı vermediler. Ne dedi arkadaş, çat ama bak işe bak işe, şu memleketin haline bak. Bunu devletin ayıbı bunlar. Benim ayıbım değil. Vatandaşa peki versinler, kira yardımı versinler. Bak emekliye, vatandaş bizi bırak kanam, bizi emekli, biz sabun fabrikasına gidelim diyelim hadi. Ama şu gelecek nesil çocuklarımız, bu çocuklarımıza niye şey edilmiyor? Gel seninle dile getirelim. Niye yakılmıyor yeşil ışık? Evet, Üzeyir abimiz diyor ki emekli maaşlarının artırılmasını istiyor. Ben istiyorum. Bir, iki, Suriyelilerin gönderilmesi. Bu memleketten gitmez mi? Peki oradaki savaş ortamı varsa o zaman ne olacak? Evet, savaş zaten onlar var ya, savaştan kaçmışlar. Niye kaçıyorlar? Ben memleketimden kaçmam, niye savaşırım? Toprağımızı savaşırım. Yok, erkekleri demiyorum hani oranın yani Suriyelilerin büyümüş, ha, olgunlaşmış erkeklerini demiyorum ama kadınlar ve çocuklar. Dur, kadınlar, bizim kadınlarımız, erkek Fatmalarımız Çanakkale'ye cephane taşıyordu. Onlar niye taşımıyorlar? Ama biz Türk'üz. Türk'üz, onlar da var. Müslüman ise görevini yerine getirsin. Kaçmasın. Kaçmakla bir şey hallolmuyor. Ben ölürsem toprağımda ölürüm. Ölürsem şeyimde. Bak bunu da sana söyleyeyim. 1 milyar 580 milyon maaş alıyorum. Türkiye kurtulacaksa yemin ediyorum o maaşı da Türkiye'ye iba ediyorum. Almıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Eyvallah, Allah razı olsun. Sevgili izleyenler, Söz Milletin programında bugün sokaktaki vatandaşlarımıza teknolojiyi sorduk. Günümüzde artık çok yaygınlaşan teknoloji insanlarımızı artık nasıl etkilediğini, bunun güzel bir şey mi yoksa bize zarar veren bir durum mu olduğunu sorduk. Cevaplar bu şekildeydi.